Ömer, Üstadımız Emir Dağ layıkasında şöyle buyuruyor. Ve onun, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, Üstadımız açıkça o diyor, bir insandan bahsediyor, Mehdi'nin şahıs olduğunu söylüyor. Üç büyük vazifesi olacak. Tek bir vazifeyi yapacak demiyor Bediüzzaman Hazretleri. Üç görevi olacak demek, Mehdi üç görevi birden yerine getirecek demektir. Bir görevi biri, bir görevi başkası yapacak demek değildir. Şimdi üstadımız bu üç görevden birincisini anlatıyor. Birincisi fen ve felsefenin tasallutuyla yani bilimi ve felsefeyi kullanarak ve maddiyum ve tabiyum taunu yani materyalizm, darvinizm ve ateizm salgını beşer içine intişar etmesiyle yani toplumlarda yayılmasıyla her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyum fikrini tam susturacak darvinist, materyalist, ateist ideolojileri fikren tam etkisiz hale getirecek yarım susturacak, belini bükecek ama devam edecek demiyor üstadımız. Tam diyor. Yani Darwinizm ve materyalizm kesin bir fikri yenilgiye uğrayacak. Bir tarzda imanı kurtarmaktır. Yani insanların imanına vesile olmaktır inşallah. İnşallah. Yani Darwinist, materyalist ideolojiler sözde bilimi kullanarak insanlar arasında adeta salgın bir hastalık gibi yayılacak ve toplumlara büyük belalar getirecek. Üstadımızın tarif Peki. ettiği bu durum kendisinin vefatından sonra gerçekleşti mi? Evet, gerçekleşti. Darwinist, materyalist ideolojiler güçlenerek geliştiler ve neredeyse tüm dünyaya hakim Darwinist bir diktatörlük kuruldu. Evet. Bu diktatörlüğü fikren yıkacak olan Mehdi'dir diyor üstadımız. Bu çok açık. Evet. Peki, Bediüzzaman Hazretleri zamanında Darwinist materyalist ideolojiler tam olarak susturulabildi mi? Hayır, susturulmadı. Yani Darwinist, materyalist ideolojilerin fikten susturulması ne zaman, kimin vesilesiyle olacak diyor üstadımız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde, Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle olacak diyor inşallah.